Et fiyatları malum bütçeleri zorluyor. Vatandaş da bu yüzden fiyatı son haftalarda düşen beyaz ete yöneldi. Kimi vatandaşın favori tercihi ise kilosu 55 lirayla 85 lira arasında değişen tavuk ciğeri. Et fiyatları kıyma 670 lira, dana kuşbaşımız 700 lira. Antrikot, bonfile, kontrfile değerli etler kategorisinde olduğu için 900 liralardan, 850 liralardan başlıyor. 1200-1180 lira seviyelerine çıkıyor. Çok yüksek, çok yüksek. 2-3 günde bir etiketler değişiyor. Herkesin erişebiliği olması lazım. Alabildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Çoğu zaman es geçiyoruz. Bazen bakmakla yetiniyoruz. Yaz başında kıymanın kilosu 630 liraydı. Şu anda ise 670 lira. Tabi bu fiyat ilçeden ilçeye değişiyor. Kırmızı et malum pahalı. Bu yüzden de çoğu vatandaş beyaz ete yöneliyor. Çünkü beyaz et fiyatlarında düşüş var. 10 kişiden 3 kişi kırmızı et alırsa 7 kişi beyaz ete yöneliyor. Yaz aylarında zirve yapmış bir kanat vardı, zam şampiyonumuz özellikle. 330-340 seviyelerinden 270 liralara geriledi. Pirzolamız var yine aynı şekilde. Bu da yaz aylarında mangalların vazgeçilmeziydi. Şu anda bunda da bir gerileme var. 240 seviyelerinden şu an 200 lira, 190 seviyelerine düşmüş durumda. Kırmızı et çok nadir giriyor evimize. Ekonomi yapmaya çalışıyoruz çünkü emekliyiz. Kasaptaki en ucuz ürün tavuk ciğer efendim, fiyatı 85 lira. Dana ciğer ve tavuk ciğer arasında uçurum var desek doğru olur. Şu anda 580 lira dana ciğerinin kilogram fiyatı, neredeyse 500 liralık bir fark var. Bu yüzden de son dönemde bazı esnaf lokantaları tezgahlarında dana ciğeri yerine tavuk ciğer satıyor. Böyle tek aldığında 120 TL, çorba 60 TL, 180 TL, pilav da alırsa 240 TL yapıyor. Ama biz bunu tabudat olarak verdiğimiz için biz bunu 200 TL'ye veriyoruz. Ortalama günlük 8-10 kilo civarında ciğer yapıyoruz. Bunu yaptığımda zaten hiç kalmıyor. Sırf bunu yemek için gelenler de var.